Bugün size Osman Pazarı'nı tanıtacağız. Bulgarca adıyla Omurtak. Burası Eski Cuma'ya bağlı bir ilçe, kasaba. Ve yaklaşık 25 bin nüfusu olan Balkan Dağları'nın kuzeyinde yer alan bir yer. Omurtak, Osmanlılar tarafından kurulmuş küçük bir kasaba. Burası aslında 1500 yılından Osmanlı yönetiminin son dönemine kadar idari bir merkez olmuş ve bunun yanı sıra da Türk yerleşme yerlerinin önemli bir pazar yeri özelliği taşımaktaydı. Şu anda da Omurtak meydanını görebilirsiniz. Burası da Omurtak Otogarı. Buradan Türkiye'ye, işte Sofya'ya, Varna'ya, Burgaz'a devamlı otobüsler oluyor. Şurada da yazıhaneler var. Burası da Omurtak Devlet Hastanesi. Burası da hastanenin kafeteryasından bir manzara. Hastanenin hemen karşısında da böyle bayağı eski ağaçların bulunduğu büyükçe bir park mevcut. Burası az önce hastanenin önünden size gösterdiğim parkın iç tarafı. Burada böyle akşamüstleri yürüyüşe gelen insanlar oluyor. Bir de şöyle arka tarafta göstereyim. Hem çocuk oyun alanları var, hem de bir tane restoran var. Restoran, kafe. Dışarıda da oturma yerleri var. Oraya da gelenler oluyor çok. Kuş seslerine kulak verin. Bu bina da tarih müzesi. Burası Simeon Velçev Lisesi. Omurtak ve civarında oturan kişilerin çoğu bu liseden mezun olmuşlar. Şimdi Omurtak Pazarı'na geldik. Meyve sebze pazarına. Biraz böyle tezgahları şimdi yakından size de göstereceğim. Şimdi böyle tam ekim zamanı. Pazarda bayağı fideler var. Domates, biber fideleri. Ben Türkiye'de hiç bu kadar fide satılan yer görmemiştim. Evet.
Pazarda her yerde canlı böyle çiçek satılmasını çok sevdim. Rengarenk. Bu meydan şimdi tamamen tavuk pazarı, tavuk civciv satılıyor. Burası böyle aşağıya kadar tamamen giyim pazarı. Burada üst taraftaki dükkanlarda da düğün kıyafetleri var. Hürrem resmi. Aşağıda Ezel. Şimdi size baniçkacıları çektik ama gezerken bizim de canımız istedi. Birer baniçka aldık. Şöyle baniçkayı göstereyim. Böyle bir, aslında Türkçesi börek, yağlı işte peynirli börek. Genelde de baniçka boza ile birlikte yeniyor. Şöyle göstereyim. Ama Türkiye'deki bozalara göre biraz tadı daha değişik. O yüzden ben alışamadım. Hep bildiğimiz ayranla devam ediyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Bu rafta da Bulgaristan'ın meşhur pastaları var diyeyim. Tatlıları var. Kekleri. Şöyle Balkan pasta benim bu en sevdiklerimden. Tabii ki diğer favorim de bu. Balkan pastasının da içi böyle yumuşak. Bolca yediriyor. Bulgaristan'da bu parti içecekleri çok meşhur. Rengarenk.
Bunun adı da kozanakmış. Böyle tatlı hamur işi. Şimdi Omurtak Gölü'ne geldik. Burası böyle Omurtak'a girmeden hemen yol üzerinde kalıyor. Şimdi sizi muhteşem bir manzarayla buluşturacağım. Gökyüzünün ne kadar geniş durduğunu görüyorsunuz, değil mi? Muhteşem. Umarım buradaki huzuru, sakinliği biraz da olsa size videodan aktarabilmişimdir. Gerçekten çok güzel ve burası genelde çok dolu olmuyor, yoğun olmuyor. Ara ara balık tutmaya gelenler oluyor. Ama genel olarak rahatça böyle sandalyenizi alıp, oltanızı atıp oturabilirsiniz. Şimdi buraya nasıl gelebilirsiniz? Bir de onu anlatayım. Hamzabeyli sınır kapısını geçtikten sonra kuzeyden devam edince Petoviçka ve Kotel üzerinden Omurtak'a gelebilirsiniz. Bu yukarıda gördüğünüz yoldan düz devam ettiğinizde de bu yol Eski Cumaya, Razgrad'a, Rusça'ya, Şumlu'ya devam ediyor. Fakat eğer düz devam etmez de sağda birazdan göreceğiniz köprüden geçerseniz eğer o köprüden de Omurtak köylerine gidebilirsiniz. Bulgaristan'da çoğu yerde bu rafi dondurmalarını görebilirsiniz. Bunlar bayağı meşhur ve lezzetli. Tavsiye ederim. Bu görmüş olduğunuz heykel Omurtak doğumlu olan Alexander Panayotov Aleksandrov'a ait. Kendisi Sovyet uzay gemisiyle uçan ikinci Bulgar kozmonot. Ve kendi uçuşu 7 Haziran ile 17 Haziran 1988 yılları arasında gerçekleşmiş. Ve Omurtak doğumlu olduğu için de aynı zamanda bu şehre Yıldız Şehir deniyor. Biz şimdi Uzay ve Havacılık Parkı'na geldik. Burası hemen Omurtak'ta bulunuyor. Karşı tarafta da zaten Omurtak kasabasını görebilirsiniz. Şimdi bu parkta 3 tane ucu gökyüzüne bakan uçak var. Bu uçaklar da Aleksandrov'un teklifi üzerine kurulan ve uzay uçuşunun 20. yıl dönüm vesilesiyle açılan parkın bir parçası. Bu gökyüzüne bakan 3 adet uçağı aynı zamanda Sofya Varna yolundan geçerken de Omurtak tarafında görebilirsiniz. Bugünkü Omurtak gezimizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.